Zülal Kalkan Delen, CHP ilke ve demokrasi hareketi, CHP'de devrim istiyor. CHP'deki Zoom toplantısı krizi ve değişim çağrıları hakkındaki görüşlerimi Cuma günü aktarmıştım. Ancak parti içinde bu çağrıları dile getiren bir oluşumdan söz etmeyi ihmal etmişim. Bugün bu eksiğimi kapatmak için eski CHP Parti Meclisi üyesi Profesör Doktor Örsan K. Öymen'in girişimiyle bir ay önce kurulan CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nden söz edeceğim. Hareketin açıkladığı çağrı metnini hazırlayanlar arasında, Örsan Öymen ile birlikte, eski CHP milletvekili ve devlet bakanı Algan Hacaloğlu, eski CHP milletvekili Profesör Doktor Necla Arat, eski CHP milletvekili Profesör Doktor Nur Sertir, eski CHP milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, CHP üyesi Profesör Doktor Tolga Yarmın, CHP üyesi emekli Tuamiral Türker Ertürk, CHP üyesi Utkan Güneş de bulunuyor bildirinin tümüne bu köşede yer vermem olanaklı olmasa da önemli noktalarının altını çizmeye çalışacağım. İlk olarak 2023 yılı seçim sonuçlarının CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açısından başarısızlıkla sonuçlandığı, 13 yılda 12 seçim kaybedildiği, CHP'nin oyunun 2010 yılından beri %22-26 aralığında takılıp kaldığı, son seçimlerde ise içinde 4 ittifak partisinin de oyu bulunduğu halde %25 olduğu, bu durumda CHP'nin %22 olan bir önceki seçimdeki oyunu artırmadığı saptamasında bulunuyorlar. Sonrasında Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde birçok olumlu çalışma da yapılmış ve yoğun bir emek harcanmış olsa da gerçekleşen büyük hatalar kronikleşmiş seçim yenilgileriyle sonuçlanmıştır diyerek yenilginin temel nedenlerini aşağıdaki başlıkları vurgulayarak belirtiyorlar. Temel ilkeler bertaraf edildi. Parti içi demokrasi mekanizmasının işletilmemesi ve partinin kurumsal kimliğinden uzaklaşılması başta laiklik olmak üzere, kurultay tarafından onaylanan parti programında ve parti tüzüğünde yer alan ve aynı zamanda anayasa maddesi olan bazı temel ilkelerin parti yönetimi tarafından bertaraf edilmesi. Cumhuriyetçilik ilkesinin özündeki temellerden birisi olan laikliğin yok sayılarak cumhuriyetçilik ilkesine de zarar verilmesi, halkın egemenliği yerine, ruhban sınıfının, tarikatların, cemaatlerin egemenliğinin sağlanmasına göz yumulması halkçılık, devletçilik, kamuculuk, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk ilkelerinin söylemde kalması, bu ilkelerle bağdaşan ekonomi politikaları, karma ekonomik model ve somut projelerin yeterli bir biçimde geliştirilememesi Ümmetçiliğin antitezi olan ve vatan, vatandaşlık bilincini aşılamak için geliştirilen, ırkçılık anlamına gelmeyen, milliyetçilik, ulusçuluk ilkesine yeterince vurgu yapılmaması, ayrıca Türkiye'nin ulusal güvenliği ve bütünlüğü konusundaki kaygıların giderilememesi, özellikle dış politika sorunları ve emperyalizme karşı mücadele konusunda etkili bir açılım yapılamaması. Devrimcilik ilkesinin görmezden gelinmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1920'lerde ve 1930'larda gerçekleştirdiği aydınlanma devrimlerine sahip çıkılmadığı gibi, 21. yüzyılın siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel koşulları ve sorunları dikkate alınarak yeni devrimlere yönelik açılımlarında yapılmaması. Önerileri neler? 1. mevcut tüzükte var olan bazı hakların kullanılmasının sağlanması, bununla birlikte tüzükte yer alan antidemokratik maddelerin kurultayda değiştirilmesi. 2. mahalle kongrelerine partinin kurumsal kimliğine ve ilkelerine sahip çıkan herkesin katılması ve bu nitelikteki üyelerin kongrelerde aday olması. 3 ilçe ve il kongrelerinde partinin kurumsal kimliğine ve ilkelerine sahip çıkan üyelerin ilçe ve il başkanlığına, yönetim ve disiplin kurulu üyeliğine, il delegeliğine ve kurultay delegeliğine aday olması Tüm CHP üyelerine, CHP'ye ve Türkiye'ye sahip çıkma çağrısında bulunulan ve adresinden de imzaya açılan bildiri şu cümlelerle noktalanıyor: Karşı devrimci, teokratik ve monarşik bir hareketin iktidar olduğu bir ortamda Türkiye'nin kurucu partisi ve ana muhalefet partisi olan CHP'nin kaybedilmesi, Türkiye'nin de kaybedilmesi anlamına gelmektedir. CHP'de devrim gerçekleşmeden Türkiye'de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir. JHP kendi içinde devrim yapmalı elbette. Şunu da söyleyeyim, gerçek devrim piyasacı neoliberal sermaye düzenine, emek sömürüsüne, tarikatlara, gericiliğe, emperyalizme, NATO'ya karşı durmadan yapılamaz.